Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine Blender derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün dostlar sizlerle bir bina modelleyeceğiz. Şöyle gördüğümüz bir evimiz var. Hemen hemen bu binamızı modellemeye çalışacağız bu ders serimizde. Binamızı genel modelledikten sonra dış kısımlarını da modelleyebiliriz. Süreye bağlı, zamana bağlı. Belki zaman yeterse, süre yeterse diğer kısımlarını da yaparız. Veya bir iki hafta halinde de videomuz gelebilir. Şimdi isterseniz ufaktan dersimize başlayalım. Blender 2.78C sürümünde çalışıyorum. Şimdi screen case açalım ki bastığımız tuşlar sol alt köşede gözüksün. Timeline bölümüyle bir işim yok, onu kapatıyorum. Ve şuradan da full ekran yaparak çalışmamızı artık başlayabiliriz. Şimdi dostlar şuradan yeni pencere açıyorum. Buradan UV Image Editor dedi. Open. Hatta bunu ilk başta Ctrl S ile bir ders klasörümüzün içine bir ev diye kaydedelim. Şimdi Open dersek direkt kaydettiğimiz klasörün içindeki referans resmimizi buradan yükleyebiliriz. Şimdi şuradan ekran kartıma geçeyim ben. Şimdi binamız burada. TN'yi de şöyle kapatalım. İlk başta şu alt zemini yapalım. Hatta ilk alt zeminden önce şu binamızın ana bölümünü modelleyelim. Ondan sonra alt kısımdaki şu ahşap bölümü yapabiliriz. Şimdi binamıza baktığımız zaman dostlar şöyle duvarların olduğunu görebiliyoruz beyaz kısımlar. Şimdi ilk başta onlar yapalım. Şu kısımdan başlayalım. Hatta şuradan başlayasak daha doğru olur. Şimdi G, Z bir birim yukarı taşıdım. Ctrl A, Location dedim. Location'ı bu şekilde sabitledim. S, Y yaparak elim kontrol tuşunda şöyle basılı biraz küçültüyorum. Şu şekilde yeterli. Şimdi binamın yüksekliğini biraz daha yükseltebilir miyim? Hatta isterseniz bunu ölçülü bir tarzda da modelleyebiliriz. Tabla edit moda giriyorum. N'ye bastım. En alt kısma geliyorum. Şurada Edge Info bölümü var. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesh Display bölümünde hemen en alt bölümünde. Yani Link bölümünü aktif ettiğim zaman gördüğünüz gibi ölçü birimini aktif etmiş olduk. Aslında ölçü birimini aktif etmedik de sadece sayılarını gösterdik. Şu bölümden de bu 2.78'de gelen bir özellik. Buradan santimetre diyoruz. Buradan da metriki aktif ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi metre usulünde. Hatta şöyle yapalım. Buradan metreyi seçersek eski haline dönmüş olur. Gördüğünüz gibi metre usulünde modelleme yapabiliyoruz bu şekilde. Buradan da santimetreyi seçerseniz, santimetre usulünde modelleme yaparsanız bu tamamen size kalmış bir şey. Yani ben çok kullanmayacağım ama nedeni belki lazım olur. Belki lazım olur diye şu şekilde kullanalım. Şimdi binamızın yüksekliği şu anda kaç olur? 3 metreye yakın bir şey olabilir büyük ihtimal. Şu üst kısmı seçiyorum. GZ1 yazdığınız zaman gördüğünüz gibi 3 metre oldu. Zaten 2 metreyi 1 metrede ben yükselttim. 3 metre bir yüksekliğinde bir binamız oldu. Ki biraz daha yüksek mi acaba? Hemen hemen 3.50 de yapabiliriz aslında bunu. GZ1.50 yani 1.5 yaparsak 3.5 metre olduğunu görebiliyoruz. Hatta şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Ctrl Alt oyuna User Preference açtık. Sistema bölümüne bir gelelim. Bu şeyi nereden yapıyorduk? Bir bakmam lazım. 3D View bu Edge'in yani şu şeylerin yazılan rengini nereden değiştirdik? Ona bir bakmam lazım. Şu çok siyah olduğundan dolayı tam göremiyorum. Şurada bir yerden değiştiriyorduk diye hatırlıyorum ama bakalım neredeydi? Neredeydi? Şöyle bir bakalım yeniden. Şunlardan biri olabilir mi diyeceğim. Bu da değil. Biraz yukarı çıkalım. Şu olabilme ihtimali var mı? Evet buymuş. Tamamdır. Bulduk. Bunu beyaz yaparsak save diyelim. Yani beyaz olması daha yani daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi binamın şöyle bir uzunluğu var. Bu da 2.5 metreye yakın olabilme ihtimali var diyelim. GX.5 2.5 metre oldu. Ardından şöyle bir çıkıntılarımız var. Şurada bir çıkıntımız var. Ctrl V ile bir adet lookcut atıyorum. Olduğu yere bıraktım. Ctrl tuşuna basarak şöyle ölçülü bir şekilde taşıyorum.
Çok taşıdık. GZ 1 yapalım. Şimdi aradaki mesafe ne kadarmış? 75 santim. Bunu 75, şurada pencere boşluğumuz falan var derken hemen hemen öyle bir şey var zaten. Şimdi bir adet daha look cut atabiliriz mi? Attığımız zaman kaç oluyor? 2,75 santim oluyor. Hatta biz bunu biraz daha taşıyabiliriz. Şöyle wireframe de seçelim. GZ. Nokta bir 10 santim daha taşıyabiliriz. Şimdi kaç oldu? 65. 65 şu anda yeterli gelecekti. Bir tane de alttan atıyorum. Bunu da şöyle getirdim. Hatta şöyle GZ çok gitti. GZ nok hop yanlış. Şöyle yandan bakarken çalışsak daha rahat olur. Önden daha doğrusu GZ nokta 20 yani 2 olur. Ya şöyle yapalım. Elimiz kontrol tuşuna basılı. Şöyle 22 santim gelecek şekilde bırakıyorum ki şu boşluğu yapacağım. Face selection seçiyorum. Şöyle boydan boya bir gidelim. Kaç metredir burası? Bir 4-5 metre vardı. Extrude 5 yazıyorum. Hatta Extrude 7 bile yapabiliriz bunu. 7 metre böyle gittik. Ardından şöyle küçük küçük dikmelerimiz var. Onlar yapalım şimdi. Şuradaki bir yüzeylerden birini seçiyorum. Shift W'la kopyaladım. Şöyle belli bir miktar getiriyorum. Hemen hemen o boşluğa denk gelecek şekilde. Şimdi Extrude nokta 2 yapıyorum. Yani 20 santim kalınlığında çok olur. Nokta 1 yani. Şöyle baktığımız zaman alt kısma 10 santim genişliğinde bir şey bize yeterli gelecektir. Şimdi bunu yaptık. Artık sıra geldi diğer bölümlere. Bunu bir seçelim komple. Ondan sonra geniş bir kapı bölümümüz var. Onu da yapalım. Shift W'la seçiyorum bunu. Şöyle kontrollü bir şekilde elim kontrol tuşuna basılı getirdim, bıraktım. Ve en son aşamada şurada bir büyük bir bölümümüz var. Shift W'la bunu kopyalıyorum. Şöyle getirdim, rastgele bıraktım. Şuradan Snap Element'ten Vertex'i seçiyorum. GX ve buraya kontrol tuşuna basıyorum ve sabitledim. Şimdi bunu biraz daha büyük yapmamız gerekiyor. GX ekseninde o çok gitti. GX nokta pardon GX eksi yönde nokta 2 gidersek sıkıntı olmayacaktı. Bunu da bu şekilde yaptık. Şuradan şey açayım ben. Nerede bu? Ambiyans okulüşünü. Detaylar edit modda daha belli olsun. Obje modda da. Şimdi gördüğünüz gibi binamızın şu kısmını yapmış olduk. Ve üst kısmını yapalım şimdi. Üst kısma da bir adet look cut atıyorum. Getirdim şöyle bunu bir olduğu yere bırakıyorum. GZ nokta 1 hatta nokta 2 civarı bir şey taşıyabiliriz. Face Select seçiyorum şu kısmı. Komple bunu şu sona kadar extrude ve şuraya geldiğim zaman kontrole basarak sabitledim. Bu kısmı böyle yaptık. Şimdi şuradaki yüzeylerden birini seçiyorum. Şu bizim dikmemizin olan yüzeyini. Shift W'la bunu kopyalıyorum. Yukarı doğru taşıdım. Şimdi GZ şuradaki vertexin hizasında bunu sabitledim. Baktığımız zaman hemen hemen şu kolonun biraz daha kenarını çok hafif sol tarafına gelecek şekilde duruyor. Yani şöyle bir şey. Extrude yapıyorum ve bunu da buraya sabitledim. Ctrl L'nin bütün yüzeylerini seçiyorum. Ve ardından Shift W'la bunu X ekseninde şöyle çekiyorum. Bir tane kopyasını bıraktım. Yani o da şurada bir yerde. Ve öteki de hemen hemen şöyle bir yerde. Şu dikmemiz komple yukarı kadar çıkıyormuş. O gözümden kaçmış o detay. Bu kısmı da böylece yapmış olduk. Şimdi yan tarafa doğru giden bir uzantımız var. Onu yapalım. Şu kısmı hatta şöyle yapalım. Çok içe girmeden burada bitirebiliriz. Üstten görme geçebilir miyiz? Şöyle yandan da olur. Shift W'la bunu kopyalıyorum. VX pardon VZ 90 yazdım, döndürdüm. Çekiyorum şöyle. GY ve şuraya sabitledim. Burayı komple kaç metre yapmıştık? Ona bir bakmam gerekiyor. Şu anda tam hatırlayamadım. 7 metre civarında bir şey yapmışız. Burada hemen hemen o zaman bir 4 metre falan vardır veya 5. 5 metre yapalım ki çok oldu. 4 metre yeterli gelecektir. Şimdi binamızın bu kısmını yaptık. Şu kısmında dolanalım. Shift W'la bunu da kopyaladık. Oldu diye bırakıyorum.
Şöyle penceremizi büyütelim bir. Rotation Z90 yazdım. Şöyle çekiyorum. Çektim. Gain'e şöyle taşıdım. Ve Extrude yapıyorum bunu da. Şöyle buraya sabitledim. Yalnız şunu seçelim. GX şöyle tam şuraya sabitlersek daha net, yani daha doğru olur. Bu şekilde de bunu yapmış olduk dostlar. Şöyle üstten görünümü geçersek gayet sıkıntısız bir şekilde bunları da yaptık. Şimdi şu yüzeylerden birini yine seçiyorum. Shift double'la kopyaladım. Getiriyorum şöyle rastgele bir yere. Rotation 90 yazdım, gönderdim. G, Z sabitliyorum. Çok gitti. Şöyle penceremizi biraz büyütelim. Şöyle rastgele biraz çekiyorum. Şimdi bunu tam ortaya gelecek şekilde yapmam gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. İlk başta Face, G, Z. Face'e 100 sabitliyorum. Sonra da Edge diyorum, G, X. Buradan da yakalayamadık bir türlü x ekseninde, hatta ona da gerek yok, şöyle yapalım, vertex deriz, gx şuradaki vertex'i sabitlersek de aynı hesaba gelmiş olur. Bu da hemen hemen şöyle kapının orta bir yerlerinden çıkıyor, aşağı ve yukarı doğru gidiyor. Gz şunu aşağı doğru indiriyorum, extrude en üste kadar getirdim, bıraktım. Evet, bu dikme de böyle oldu. Bunlar normalde biraz daha küçük ama burada biz biraz büyük yapalım, detaylarımız daha belli olsun. Şimdi bunu yaptık. Dolanan kısımlarımız var, alt kısımda da şurada duvarımız var, onu da yapacağız. Şimdi edit moda giriyorum, şu duvarımın bütün yüzeylerini seçiyorum, alt kısmını. Shift double'a kopyaladım, şöyle getirdim ve rotation 90 yaptım, döndürdüm, üstten görünüme geçiyorum. Üstten gömle hemen bunu tam duvarın altına gelecek şekilde hizalıyorum. GX sabitliyorum. Şöyle biraz çekelim. G, Y bununla buraya sabitliyorum. Şuradan Edge Select, seçtiğim ikisini elim shift tuşunda ve bunları kapatıyorum. Şimdi duvarımız biraz daha küçük o şu duvarımıza göre, yani şuradaki duvara göre. Face diyorum. Bunu biraz daha şöyle küçültüyorum. Bakıyorum göz kararıyla hemen hemen tamamdır. Yüzeyi seçiyorum. Şöyle buraya sabitledim ve büyütüyorum. Ve tamamdır. Şimdi alt kısımdan dolanan bölümümüz var. Onları yapalım şimdi. Onun için şuradan bir yüzey seçiyorum. Shift double'a kopyaladım. Bunu şöyle scale Z yaparak bayağı bir küçültüyorum. Yakınlaşalım. G, Z aşağı indiriyorum ta. Bunu şöyle bir 5 santim civarında bırakıyorum. Seçtim. Face Select. Yüzeyi seçiyorum. Extrude. Ta buraya kadar extrude'ladım. Ctrl L yapmaya gerek yok. Üstten görme geçiyorum yine. Shift double'a kopyaladım. Olduğu yere bırakıyorum. Rotation 90 yazdım. Şöyle rastgele bir yere getirdim. G, X sabitliyorum. G, Y bununla buraya sabitliyorum. Ve ardından bunu da buraya sabitlediğim zaman Ctrl L yapıyorum, yüzeylerini bana döndürdüm. Bu şekilde de binamın arka kısmını artık arka kısmına geçebilir. Arka kısmını düz duvarlarla direkt dönebiliriz. Çok da önemli değil orası. Extrude şu kısmını seçiyorum. Kaç santimlik bir extrude yapalım buna. Extrude nokta 1 yeterlidir. Extrude yapıyoruz bu kısma kadar. GX nokta 1 içe doğru götürdüm. Neden? Çünkü 10 santim bir duvar payı bırakacağım. Extrude nokta 1 yapıyorum. Ardından seçtim ve bunu da böyle sabitlediğim zaman sonsuz bir şekilde bu kısmı da yapmış olduk dostlar. Şu ışığı bir silelim. Evet. Binamızın ana kısmını yapmış olduk hemen hemen. Şimdi bakalım neyimiz eksik. Zeminden başlayarak şu büyük ahşap kısmı yapabiliriz artık. OBS'e bakalım bir sıkıntısı var mı yok mu? Evet, şu anda bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Şimdi dostlar binamızın alt kısmını başlayabiliriz yapmaya. Edit moda giriyorum. Şurada güzellerden hangi birini seçiyorum. Çok önemli değil hangisi olduğu. Kürsörümü Shift S ile buraya taşıdım. Buraya bir plane ekliyorum. Plane'i rastgele yine taşıdım. Yani direkt zeminin orada olsun diye yaptım bunu. Aslında şöyle bir şey yaparsak daha iyi olur. Şöyle
Sadece şu alt kısımdaki yüzeyleri seçeriz ki olmadı mı? Şöyle bir yol izlesek nasıl olur peki? Şunu seçelim şöyle. Şundan da şurayı, şurayı ve şurayı. Böyle olmayacak. Neyse çok da sorun değil, o zaman biz kendimiz yapalım. Şimdi bunu taşıyorum. Şuraya sabitledim. Bunu da en dışlara getirerek bunu, yani en dıştaki bölümlere kadar sabitliyorum bu şekilde. Yani binanın alt kısmını oluşturmuş oldum, yani şu alt gördüğün ahşap kısmı. Şimdi bütün yerlerini seçip extrude nokta bir eksi yönde yapıyorum. Hatta biz bunu şimdi extrude'lamayalım da ilerleyen aşamalarda extrude'layalım. Şimdi şurada bir çıkıntımız var. G, Y, rahat 1 metre civarında bir şey var galiba. Veya 2 metre de olabilir o. 2 metre extrude'layalım biz. Ve ardından bir 50 santimde dışa doğru bir extrude yapabiliriz. Nokta 5. Hatta 1 metre de yapalım. 1 metre yapalım bize en iyisi. Bunu extrude'la mı yapsak? Aynen, extrude'da yapsak daha iyi olur. Extrude X. Bunda 1 metre civarında yapsak yeterli gelecektir. Tamam. Bunda arka kısmında extrude Y nokta 5, 50 santim yeterlidir. Zaten arka kısımda kalıyor. Şimdi şurada bir çıkıntımız var. Extrude X, bu da pardon Y X, bu da rahat bir 2 metre civarında var. Aynı şekilde bunu da böyle yaptık. Şimdi baktığımız zaman yukarı doğru bir çıkıntımız var. Binamızın yüksekliği kadar bir çıkıntı yapacağız şimdi. Extrude Z, buraya sabitliyorum. Bunu da şeyini açalım istersen, range'ini. Şimdi binamızın hafif bu kısmında şöyle bir yamukluk var. Yamukluğu şöyle göz kararı veriyoruz şöyle bakarken. Şöyle bir şey yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu kısımda bir boşluk var, pencere boşluğu. Bir yerde dukkat atıyorum, şöyle getirdim rastgele. Hemen hemen 2 metre civarında bu tarafa gelecek şekilde bırakıyorum. Ve şöyle 2,5 metre civarında da bir boşluk bırakıyorum. Ve bir adet şöyle üste doğru hemen hemen 56 santim, 50-56 santim gelecek şekilde şurası. Ve aşağıya da yine aynı şekilde 56-57-50 civarında getirecek şekilde bırakıyorum. Seçtim. Şu kısmı siliyorum. Bu kısımda ise gördüğünüz gibi penceremizin boşluğunu yapmış olduk. Şimdi moda giriyoruz. Tekrar şuradan Edge Select dedim. Şu kısımları seçiyorum. Extrude X yaptım. X ekseninde getiriyorum. Şuraya kadar binamın şu hizasına kadar bir getireyim. Şimdi baktığımız zaman şurası bayağı bir uzun. Bir 4-5 metre civarında var gibi. Bunda Extrude X kaç yapsak olur bunu? Bir 7 metre bir atalım. Yani hemen hemen 7 metre civarında bir şey var gibi burada. Biz de 7 metre yapabiliriz. Yani göz kararı yapıyor sonuçta. Extrude Z yapıyorum. Z eksenini buraya sabitledim. Şimdi bunu biraz daha şöyle içe doğru çekiyorum. Bunun yamukluğu biraz daha çok gördüğünüz gibi. Şimdi zaten penceremizin boşluğunun hizası burada var. Şöyle bir 50 santim civarında. Hatta bu biraz daha fazla. Şöyle bir 1,5 metre civarında, 1,30 civarında bırakabiliriz yukarıdan. Aşağıya bir tane daha atıyorum. Bunu da şöyle 40 civarı, 38 civarı bırakıyorum. Seçiyorum şu kısmı da, sildim. Evet. Şimdi buna bir solid modifier ile bir kalınlık verelim. Solid'i seçiyoruz. Şöyle yandan göründeyiz. Şöyle biraz verelim ki büyük ihtimalle sıkıntı yapacaktır. Yapmayacak değil. Olmaz. Biz kendi elimizle extrude'layacağız. Bu solid bazen sıkıntı yapabiliyor bu konularda. Şimdi tek tek kendimiz extrude yapacağız artık. Bu yolda şöyle bir şey yapacağız. Face Edge Select'te şu kısımları seçiyorum. Yani alt kısmı seçiyorum daha doğrusu. Yani şuraya extrude'lamamışız. Unutmuşuz. Seçtik. Seçtik. Şu kısımları da seçiyoruz şöyle. Evet. Şimdi bir 15-20 santim bir aşağıya bir extrude yapalım. Extrude Z nokta 2 eksi yönde. Hatta nokta 3 bile olabilir. Evet. F ile kapatıyorum. Şimdi şu kısmın extrude'unu yapalım.
Bunu nasıl yapsak? Böyle değildi. Şöyle bir yol izleyebiliriz bunda da. Şu kısımlar yine seçiyorum. Şu kısmı da seçtim. Şurayı da seçelim. Evet. Şöyle yandan bakarken Extrude X yapıyorum. Getirdim bir miktar. Kaç yapmıştık? Burada kaç gibi görünüyor? Bir 10 santim kadar var herhalde. X80'inde. Nokta 10 santim veya 20 santim eksi yönde atıyorum. Onu da extrude'unu bu şekilde yaptım. Ve F ile bu kısmı kapatıyoruz mu? Kapatmayalım. Burası böyle de kalabilir. Çok da önemli değil zaten. Veya kapatalım. Şöyle yapalım. Şu kısmı seçiyorum. Şöyle. Şöyle. Bunu buraya extrude diyordum. Bu kısmı da şöyle yapalım. Şöyle F ile kapatıyorum. Bunu da şöyle F ile kapattım. Ardından şu kısmı seçiyoruz. Bu kısmı seçerek F ile de böyle kapattık. Ve şu kısmı da şöyle yapabilmek için şurayı seçtim. Ve böyle seçiyorum. F ile kapattım. Şunu da en diptekiyle, yani en bu taraftakiyle seçerek kapatıyorum. Ve extrude yaparak şuraya kadar indirdim bunda. Evet. Bu kısmın extrude'unu yaptık. Şimdi sıra geldi şuranın extrude'unu yapmaya. Üst kısmın şeyini de kapatalım, üstünü. Pardon. Şöyle yapalım. En sondakini, yine en baştakini seçiyorum. Seçemedik mi? Bunu da böyle kapatmış olduk. Şimdi şu üst kısımları seçiyorum komple. Gördüğünüz gibi. Şunları bir seçim dışı bırakalım. Bunlarla şimdilik bir işimiz yok. Şu kısmı, şu kısmı ve şu kısmı seçiyorum. Extrude Z ekseninde nokta 2 civarında yükseltiyorum. F ile kapattım. Face Select seçtim. Extrude. Bunu da böyle sabitliyorum. Şimdi şu yüzeyi bir seçelim. Bunların bir yüzeylerini bize doğru bir döndürelim. Şimdi Space'e basıyorum. Flip normal komutunu yazdığım zaman bana doğru döndüğünü görebiliyoruz şimdi. Evet dostlar, şimdi binamızın şu kısmının extrude'unu yapalım. Seçtim. Hatta şöyle yapalım. Şunu, 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 şunu ve şunu, şunu. Şu üst kısmından da şurayı seçelim. Baktığımız zaman böyle bir görüntü oldu. Extrude X ekseninde kaç getirmiştik bunu? Şurada bir sıkıntı mı var? Şurada bir kayma gibisinden bir şey olmuş galiba. Bakalım. Şurayı bir silelim. Evet, orada bir hata olmuş anlaşılan. Şimdi tekrar hemen hızlıca şu kısımları bir seçiyoruz. Burayı elim shift tuşunda basılı olarak seçtik, onu da söyleyeyim. Bakalım burası kalın mı? Evet, bayağı bir kalın burası da. Extrude X nokta 3 civarında bir şey yapıyoruz. Aslında şu üst kısmı da biraz daha kalın yapmamız gerekiyor. Bir 10 santim daha. GZ nokta 1. Aynen şöyle. Çünkü burayla buranın kalınlığı aynı şuraya baktığımız zaman. Sadece şurası ince. Şimdi şurayı seçelim. Şöyle de Extrude'da buraya kadar sabitledik. Evet, şimdi hızlıca aynı şekilde diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi şu pencere boşluğu şurayı da şöyle, hatta bunu direkt şöyle seçerek kapatalım. Burayı da şöyle, bunu da şöyle kapattığımız zaman boşlukları kapattık. Ve şunu da şöyle Extrude diyoruz. Ve evet, şimdi şu kısmı seçiyorum. Kontrol N dedim ve yüzeylerini bana doğru döndürdüm. Evet arkadaşlar, binamızın ana bölümünü bu şekilde modellemiş olduk. Baktığımız zaman elimden geldiğince ölçülü bir şekilde modellemeye çalıştım. Tabii ölçülen bilmiyoruz. Rastgele bir ölçülendirme oldu. Bu ilk videomuzun ufaktan sonuna gelelim. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. İlk videomuzda binamızın ana bölümünü modelledik.
Bir sonraki videomuzda ise diğer kalan kısımlarını modellemeye çalışacağız. Gerekirse çevre kısımlarını yaparız. Bir şekilde bunları da yaparız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi dersler.